dead are coming. Hızlı başlayan, büyük bir gazla biten, içerisinde oldukça fazla olaya yol açan ama totalde bir önceki bölüm kadar büyük bir etki bırakmayan 6. sezonun 6. bölümü yine de izlemesi en rahat bölümlerden biri olmuş. Neredeyse başarılı bir filmin ilk yarısı gibi ikinci yarıda olacaklara çok güzel zemin hazırladıkları için bölüm bitince hevesim kursağımda kaldı ama jenerikten hemen sonra bölümün ilk dakikalarını neredeyse 30 kere durdura durdura tekrar izlemişimdir. Matt King'in hepsinin yakın çığlıkları, Jamie'nin kralın nasıl bıçakladığı gibi sahneleri ilk defa görmemiz çok büyük heyecan yarattı ve Lyanna'ya ait olan kanlar içinde küçük bir kare yakalamış bile olabiliriz. Bunlardan detaylıca bahsetmeden önce Bran'ın resmen tarihte olan bir tane her şeyi upload ettiğine tanık olmamızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü Bran eğitimini tam anlamıyla tamamlayamamış olsa da her şeyi çok hızlı bir şekilde çözeceği benziyor ve yeni 3 gözlü kuzgun olarak daha önce görülmemiş güçleri ortaya koyacağına inanıyorum. Çünkü ona aktarılan bu görevi ustasına birkaç adım öne taşıyacağını birçok kez gösterdiler. Bran'ın Hodor'u kontrol edebilmesi, hatta ona verdiği zarar, anıların içerisindeyken babasına sesini duyurabilmesi gibi şaşırdığımız durumların ileride sadece ona özel yeni yeteneklerin habercisi olduğunu anlayabiliriz. Ya da belki de biraz hayalci davranıyorumdur, bilemiyorum. Tam yakalandıklarını düşündükleri anda Benjen amcanın çıkıp gelmesiyle kurtuldular tabii ve onun da olan bitene her şeyden haberinin olduğunu, hatta Bran'ın görevinin ne kadar mühim olduğunu da belki de ondan daha çok bildiğini göstererek yeni bir bilge figürünü bize sunmuş oldular. Burada da işlerin kitaptan farklı olduğunu biliyorum ama dizideki hikaye farklı ilerlerken kitaptaki farklara değinmeme gerek yok bence. Neyse, üstüne üstlük bu adam az daha bir ak gezere dönüşecekken ormanın çocukları tarafından kurtarılması ve göğsüne bir ejderha camı saplanarak dönüşümünü durdurabilmiş olması belki de ömrü kısa ama etkili bir karakter olarak bize yardımcı olmaya devam edebilir. Yine de bu sahnelerde bir an dizinin hızlı ilerlemeyi seçtiğini düşünmeye başladım. Çünkü Benjen'in olaya bu kadar hakim olarak dönmesi ve Bran'ın hazır olmak adına her şeyi hızlıca öğrenmesi bu kadar ağır ilerleyen bir dizide biraz alelacele olsun istemiyorum. Bundan hemen önce gördüğümüz sahneleri bize eski ve yeni çekilen önemli sahnelerin güzelce bir kolajlı olarak sunmaları oldukça heyecan vericiydi ve tüm bu sahnelerin arasında benim en çok takıldığım dönüştürdükleri bebeği tekrar tekrar göstermiş olmaları. Çünkü ister istemez önümüzdeki bölümlerde bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Özellikle bu bebeklerle aynı kanı taşıyan ve kaderinin onlardan biri olma lanetinden kurtulmuş olan küçük Sam'in bu bölümde bolca gösterilmesi de tesadüf olmayabilir. Bilmiyorum ama Bran'ın gördüğü şeyleri ayrı kısımlarda gösterdiler. Önce Bran'ın kuleden düşüşüne odaklandık ve ardından sırasıyla annesinin ölümü, bulutlu bir gökyüzünde ejderhanın uçuşu, kralın şehrine ejderha gölgesinin düşmesini ve karesiyle Drogon'un 1. sezon finalinden bir karesini gördük. Hemen ardından ak gezenlerin topladığı erkek çocuklardan birini getirdiklerini ve onu dönüştürdüklerini gayet açık ve net bir şekilde gösterdiler. Bu arada ara ara çok hızlı geçen aynı ve farklı kareler vardı tabii ama net bir şekilde odaklandıklarımız bunlar diyebilirim. Aynı şeyleri hızlıca geçip çılgın ateşin şehrin etrafına yerleştirilmek için hazırlanışını ve kralın hepsini yakın diye bağırışmasına şahit olduk. Jaime Robert'ın isyanından sonra Lannister'ların saraya doğru gelmesinin ardından kralı neden öldürdüğünü daha önce anlatmıştı biliyorsunuz. Kral şehrin her yerine çılgın ateşleri döküp kim var kim yok yakılmasını emretmişti. Ama kralın eli olan Jaime bu korkunç fikrin önüne kralı öldürerek geçmişti. Bunu izlememiş olsak da daha sonra izleyeceğimizi bu karelerden anlayabiliriz. Ardından genç Eddard Stark kız kardeşini sorduktan sonra gördüğümüz bu elin rahatlıkla Lyanna'ya ait olduğunu düşünmemiz en normal şey diye düşünüyorum. Ve Robb Stark'ın da ölümünün ardından yine hızlıca geçen birçok sahne eklemişler. Üçüncü görüde ise Jon Snow'un yabanilerle birlikte ölülere karşı verdiği savaşı bize hatırlatmak adına harmanlamışlar ve tüm bu sahneleri unutmamak bu sezonun finalinde veya 9. bölümünde karşılaşacağımız bir sürpriz için çok önemli olabilir. Ayrıca Benjen'in bu şekilde ne zamandır duvara geri dönmemesi normal. Çünkü yarı insan yarı dönüşmüş durumdayken duvarın güneyini koruyan bir sihri bozabilir diye düşünenler var. Ama ben her halükarda sihri istemeden bozanın Bran olacağını düşünenlerdenim. Çünkü yaşadıkları temas yüzünden Bran nereye giderse oraya geçebilmelerini sağlayacak olabilir. Sam ve Gilly bu bölümde uzun uzun yer aldığı için çok mutluyum. Çünkü babasının ne kadar berbat bir adam olduğunu izlemeyi çok istiyordum. Ve gerçekten de çok daha ketum bir Tywin Lannister modelinde, Stannis suratsızlığında ve neredeyse Walder Frey gıcıklığında bir adam olması güzel bir kurgu olmuş. Ama Gilly bu şekilde
şekilde giydirmelerinin hiç olmadığını söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca sen azar yedikçe resmen içim parçalandı ve gelinin onun ses çıkaramamasına karşı bu kadar anlayışlı olmasını ve babasıyla olan ilişkisinde ona saygı göstermesini çok önemli bir nokta olarak görüyorum. Sonra da Sam'in onları orada bırakmaktan vazgeçip aslında haklı varisi olduğu Valeria çeliğinden yapılma kılıcını duvardan alıp gitmelerine ne kadar güldüğümü anlatamam. Çünkü Sam'in bir sonraki aşamada kiminle karşılaşacağını ve kuzeye doğru nasıl bir geri dönüş izleyeceğini çok merak ediyorum. Yoksa Arya ile mi karşılaşacaklar? Arya'nın üçüncü kez izlediği tiyatro oyununda Joffrey'nin ölümüne gülmesini ama annesinin üzülmesine canını sıkılması çok etkili sahneler olmuş ve ardından kadının genç rakibinin repliklerini ezbere tekrar etmesi bir sonraki sahne için çok güzel bir bağlantı noktası olmuş. Arya kadını zehirlemeye kalksa da kadını küçükken tıpkı onun gibi kaçıp birçok farklı kişi olduğu bir hayatı yaşamış olmasının ve hak ettiğini bulamıyor olmasının onu ne kadar etkilediğini gördük ve kadın zehirlenmeden elindeki kabı yere dökmesi ve genç rakibinin onu öldürmeye çalıştığını belirtmesi tam anlamıyla bir şok anıydı. Çünkü bu kızın onun yerine geçmek için dolaylı yoldan Arya'yı kiralık katil olarak tutmuş olması biraz mide bulandırıcı bir fikir. İş böyle olunca ölen kişilerin yüzlerini aldıkları yüksek meblağlara karşı verilen bir ismi ortadan kaldırmaları Arya'nın hiç de içinde olmak istemeyeceği bir tarikat düzeni olmaya başladı ve nihayet kılıcını sakladığı yerden çıkardığını görmek bu bölümde en çok mutlu olduğum andı diyebilirim. Arya'nın yine yalnız olması ve şu şiret kızdan kaçması ya da onu alaşağı etmesi Arya'yı bir sonraki görüşümüzde karşılaşacağımız aksiyon olabilir. Saraydaysa Jaime ve Tyrell'ler kraliçeyi kurtarmak için silah kuşanmışken Kral Tommen Highsparrow tarafından beyni yıkanmış bir şekilde gelip hevesimizi kursağımızda bırakması inanılmaz sinir bozucuydu. Kraliçenin doğru yolu bulmuş gibi rol yaptığını, intikamının çok daha acımasızca olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kızın karanlık yönünü henüz tam olarak görme şansımız olamadı. Diziye girdiği günden bu yana biraz bir o yana bir bu yana sürükleniyor. Tüm bunların üzerine kralın Jaime yani aslında babasını kralın şehrinden uzaklaştırması çok daha sinir bozucu bir olay. Ama iki kardeşin öpüşmelerinin ardından davaları ne olursa olsun vazgeçmeyeceklerini tekrar anlamış olduk. En son Sansa Brienne'i Blackfish'i bulmak için Riverrun'a göndermişti ve muhtemelen Brienne Jaime ile orada tekrar karşılaşacaklar ve bu sırada Walder Frey ölmeden önce son bir fethi kazanma hırsına yenik düşüyor ama er ya da geç Walder Frey'in acı içinde öldüğünü göreceğimizi düşünüyorum. Bahsettikleri şu Blackfish yani Catelyn Stark'ın amcası Brandon Tully en son Red Wedding sırasında ortadan kaybolmuştu ve kendisi bu aralar kendi ordusuna sahip biri ve Sansa ile Jon'a gerçekten yardımı dokunabilecek güçlü bir isim olacaktır. Ve son olarak Daenerys Stormborn sürüden ayrılıp dağ taş arasında tuvaletini yapmak için gidiyormuş gibi kaybolduğunda onun Drogon'un sırtında geri geleceğini tahmin etmiş zaten. Yine takipçilerine ve bizlere gaz verdi ve ejderha sırtında sağlam bir konuşma daha yaparak tüm hordu kendine aşık etti. Sonuç olarak bir önceki bölümde savaşmak için kolları sıvayan farklı kişiler görürken bu bölümde de savaşmak için hazırlanan farklı hanedanlıklara tanık olmuş olduk ve Hotlu Dor gibi etkili bir sonu olmasa da bu bölümde sezonun son bölümlerine sağlam altyapı hazırladığını rahatlıkla söyleyebiliriz bence. 7. bölüm fragmanında Blackfish'in Jaime'ye savaşın bitmediğini söylemesiyle zaten az önce bahsettiğim güçlü duruşu ortaya koyduğunu görebiliriz. Freylerin de oraya gelmesi ve Blackfish'in teslim olması için yeğeninin boynuna bıçak dayamalarının pek bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Blackfish onların eline düşerse ortalık çok daha karışabilir. Ama bunu tekrar göreceğimizi söyleyebilirim. Sonraki bölümle ilgili şimdilik söyleyecek çok daha fazla sözüm yok ama bölümün adının The Broken Man olmasıyla kastettikleri kişinin The Hound olması ve kendisinin geri dönmesi şimdilik bizim minik umudumuz olsun. Sizin düşüncelerinizi merak ettiğimi biliyorsunuz. O yüzden lütfen abone olduktan sonra yorum yazmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.